Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çoğumuzun zaman zaman yaşadığı, benim de zaman zaman özellikle kötü rüyalar gördükten sonra yaşadığım uçuk sorununa çözüm bulacak bir video çekmek isterim sizin için bugün arkadaşlar. Çok kolay, tek malzemeli, uçuğumuzu hemen kurutacak çok güzel bir tarif arkadaşlar. Bu evde bulunan bir malzemeyle yapıyoruz. Hemen kısacık, minicik bir videoyla hemen bunu size göstereceğim arkadaşlar. Bu malzememiz mısır nişastası. Hemen bir minik bir kaseye, ben bugün şekerliğe koymak istedim, minicik bir şekerliğim vardı. Minicik bir kaseye bir tatlı kaşığı mısır nişastası ekliyoruz arkadaşlar. Mısır nişastası yanıklara da çok iyi geliyor arkadaşlar. Cildi iyileştirmeye çok yardımcı. Vitamin ve mineralleri içeriyor. Yanma hissini azaltacak hemen uçuğunuzdaki ve oksijenleme işlemini optimize edebilmek için ölü hücrelerden kurtulmaya yardımcı olacak arkadaşlar. Hemen bir kaşık mısır unumu ekliyorum arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine yine bir tatlı kaşığı çeşme suyu ekleyeceğim. Onu da hemen şuradan çeşmeden alıyorum. Onu da ekliyorum. Biraz karıştırıyoruz arkadaşlar bunları şimdi. Şöyle güzelce ezin arkadaşlar. İkisini birbirine karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi nasıl uygulayacağınıza geçeceğim hemen. Zaten dediğim gibi çok kısa bir zaman içerisinde zaten hemen uçuğunuzun kuruduğunu göreceksiniz. Sakın uçuğunuza aseton vesaire gibi şeyler sürmeyin. Aseton falan da sürülüyor biliyorsunuz. Ben de yapıyordum bir zamanlar o hatayı. Çok yakıyordu. Geçiriyordu belki ama bir keresinde geçirmedi gerçekten ve mahvetmişti cildim. İşte gençlikte bazen böyle saçma hatalar yapıyoruz gerçekten. Asetonun ne işi var? Dudakta yani açıkçası. Ah Tuğçe. Evet. Şimdi ne şekilde kullanacağımıza geçelim arkadaşlar. Gece yatmadan önce biraz alıyoruz. Uçuğumuzun üzerinde birazcık sürüyoruz arkadaşlar bunu. Birazcık. Zaten hemen kuruyacak o. Göreceksiniz onu da. Şöyle güzelce yayıyorsunuz uçuğunuzun üzerine. Yıkamıyoruz bunu arkadaşlar. Burası önemli. Gece yatmadan önce sürün. Gerçi kuruduğu için gündüz de yapabilirsiniz ama gece de yapsanız olur. Fark etmez. Aslında gündüz de olur. Siz bilirsiniz. Ben gece yaptığım için size gece yapın dedim. Geceden bunu sürüyorum. Ben kendi yaptığım gibi anlatayım. Gece bunu sürüyorum arkadaşlar. Uçuğumun üzerine biraz daha, biraz kuruduğu zaman üzerine birazcık daha koyabilirsiniz. Onu da onun üzerinde tekrar ikinci bir katman olarak kurutabilirsiniz. Zaten hemen kuruyacak. Ondan sonra arkadaşlar gece bu şekilde yattık. Sabah uyandığımız zaman nazikçe bunu yıkıyoruz arkadaşlar. Zaten iyice kurumuş olacak. Çok fazla bastırmayın, tahriş etmeyin uçuğunuzu. Güzelce nazik bir şekilde yıkayın arkadaşlar. Ve geçmezse uçuğunuz bir o gece tekrar deneyin. Zaten hemen kuruduğunu göreceksiniz arkadaşlar uçuğunuzun. Bugünlük benden bu kadar. Bugün çok kısacık bir video çekmek istedim size. Umarım faydasını görürsünüz. Bugünlük benden bu kadar. Çok uzatmıyorum. Hemen gidiyorum. Vaktinizi almıyorum. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.